götürüyor bugün. Salımı götüreceğiz. Feşi de bekliyor ama feşi götüremem. Çünkü küçük köpekler var. Onları boğar. Zalımı götüreceğiz. Zalımın yanında da barut var. Barut her zaman serbest arkadaşlar. Zalım da çeşin yeğeni arkadaşlar. Dur. Araları çok iyi ama işte ikisini beraber bırakınca sıkıntı oluyor. Şşşt! Hadi! Şşşt! Oraya gitme, Tyson var. Şimdi biraz sonra barut da vuruşacaklar. Şimdi Tyson'la bunu bıraksak var ya arkadaşlar, çok deli olurlar yani. Şimdi yine sinirlenecek de. Ah, barut da geldi. Ekip vuruldu. Bugün kadro bunlar. Tyson'a çok gelmek istiyor ama arkadaşlar maalesef onu bırakamıyoruz. Çünkü bu biraz saldırgan yani insanlara karşı. Şimdi insanlar taş falan atıyorlar köpeklere. Bilmiyorlar bu çalışmaya gelen etçiler var ya. Bunlar da öyle taş falan attıkları zaman sinirleniyorlar yani. İyice saldırıyorlar. O yüzden tutarlar. Burada otlar çok güzel arkadaşlar. Bakın barut bile içinde gözükmüyor. Burası yonca tarlası. O yüzden yaban hayvanlar rahat bir şekilde ilerleyebiliyor. Mesela şurada olsa, köpekte olmasa biz göremeyiz. O yüzden hiç köpek bırakıyoruz burada. Bu son normalde yani böyle otlar böyle olsa sadece barut ya zalim de iş görür. Ama bayağı bir şeyler yeşillendi. Ağaçlar yaprak açtı. O yüzden yaban hayvanlar saklanıyor. Özellikle de böyle günlerde, bakın bugün yağışlı olacak herhalde, bayağı bir sıkıntı oluyor. Bakalım bugün nasıl geçecek arkadaşlar. Masum Bey de arkada kalmış. Kurt gelse onu yiyecek. Masum! Ağaçların dallarını falan yiyor arkadaşlar, arkada kalıyor. O yüzden mesela barut bazen arkadan ilerliyor. Zalim önden ilerliyor. Sürü güvende oluyor ama tek köpek fazla iş göremez bu aralar. Ama diğer büyüklere bırakırsak bu sefer agresif oluyorlar. Masum! Masum! Ve sana iki tane fıstık vereyim. Dur. Nasıl? Fıstığın kokusunu aldım. Tarmıçların yanından da geçtik arkadaşlar. Buraya en zor süreç. Saldırma falan oluyor. Koyunlara falan. Mazalım görevini yapıyor. Özellikle hoş diyenleri yakalıyor hemen. Ara ara geçişler yapıyoruz böyle. Kötü yerlerden. Aynı Afrika'daki kurumlar gibi. Bayağı bir güzel eş oluyor. Her yere beraber gidiyoruz. Çok fena bir yağış geliyor. Şu saatte. Yakalanacağız şimdi.
Neredeyse ağaçlar kırılacak. Acayip bir fırtına bizi bekliyor. Hava karardı. Şu an saat öğlen saatleri. Ama hava kapkara oldu. Dediğim gibi arkadaşlar yağmur yağıyor ya. Bugün herhalde bir sene var yani. Kurt falan gelebilir. Domuz derisi bulmuş arkadaşlar, bir alalım. Boğazına kalır oğlum, kurulara ulaşma onunla. Bayağı bir kalın deri var domuz deri, gördüğünüz gibi arkadaşlar. 4-5 santim kalın. Tüyler de böyle ayrı kirpi gibi. Sert yani. Koyun gibi değil. Keçiden de sert. Ben de ne oldu diye geldim buraya. Koyun falan mı ölmüş diye. Baktım birden koyunlar kaçıştır arkadaşlar. Zaten burada bir şey yiyor. Böyle kurtlar tutabilir böyle yerlerde. Gördüğünüz gibi. Ağaçlıkta falan var ya, saklanıyor kurtlar falan. Korktum bir anda. Koyuncuya geldik. Koyunlar da yurtlar. Halbuki domuz derisiymiş. Kıllar hep ağzında kaldı, dalım. Bunu arkadaşlar, bu duyguyu çobanlar iyi bilir. Böyle köpekler bir şey yediğinde ya da bir bacak falan getirdiklerinde korkarlar. Acaba bizim sürüden mi kurt tuttu diye. Ben de biraz önce tam onu yaşadım. Korktum yani bir anda. Hasta falan kalabilir ya da deli olabilirler. Ama domuzmuş. Salım bizi korkuttu. Alo. Bütün ekip oraya çağırdılar.
Sürü bir anda ürktü arkadaşlar. Köpekler geldi, bir sürü etrafını çevirdi. Bayağı bir ormanlık buralar. Arada birbirine dalıyorlar. Domuz derisi var ya, onun yüzündenmiş. Oraya gitti. Bart da zalımı kandırmaya çalışıyor. Deri almak için. İşte birbirini kandırıyor arkadaşlar. Barut dalımı uzaklaştırmaya çalışıyor deri yemek için. Dalım da uzaklaşmıyor. Barut da sağa sola koşuyor, havlıyor. Çok yaman ya. Bugün de sonuna geldik arkadaşlar. Barut böyle gelip koyunlar gübrelerin yanına eşmiş. Oraya yapmış çünkü burası sıcak oluyor. Sıcak ve yumuşak oluyor burası. Gübre yandığı için arkadaşlar onlardan bir ısı geliyor. Barut Bey de yerini biliyor yani. Köpekler genelde burada yatmayı seviyorlar. Mesela üzeri kapalı yer var, oraya gitmiyor. Serbest şu anda. Barut'u bağlamıyorum böyle gelince. Arkadaşlar bundan sonra videolarımız her gün gelecek. Ya vlog tarzında olabilir ya da koyunlara ya da köpeklere kameraya bağlamayı düşünüyorum. Onu da hayata geçirsem çok güzel olacak. Ya bundan sonra bir sıkıntı olmazsa eğer videolarımız günlük gelecek. Diğer türlü bayağı bir ara giriyordu. Şimdi mesela yaylaya gittiğimizde daha çok video gelecek. Bundan sonra yani video arkadaşlar sıklık kazanacak. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bugün zor bir gün oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Barış. İşaret öyle bir atıyor ki. Yorulmuş.